Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler muhterem dinleyenlerimiz. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımızda bugün Anadolu'muzun erenlerinden Yunus Emre'nin bir şiiriyle inşallah beraber bu hikmet yolculuğu devam etmiş olacak. Yunus Emre Anadolu'muzu İrfan mayasıyla mayalayan ariflerimizden sözleri, hikmetleri asırlardır gök kubbemizi süslemekte. Nice nice gönüller onun sözleriyle bir şekilde dirilmekte ve Cenab-ı Hakk'ın izniyle yeşermekte, İrfan bahçesi haline gelmekte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şiirin bazısı şiirin bazısı hikmettir buyurur. Öyle inanıyoruz ki bu Arif'imizin sözleri de Allah'ın kendisine verdiği hikmet incileridir. Hüsnü zannımız odur. Bugünkü Hazretin sözleri daha çok gönül üzerine. Der ki bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Erenler gelip geçtiler, dünyayı koyup göçtüler. Havaya avup uçtular, Bular humadur kaz değil. Can odur kim hakka ire, ayak odur yola gire. Er oldur alçakta dura yüksekten bakan göz değil. Münkir ile müddeiyi sayma buçuğa koyanı. Git ahura tak bunları her kim ki aşık bahaz değil. Toğru yala gittin ise er eteğin tuttun ise bir hayır da ittin ise birine bindür az değil. Yunus bu sözleri çatar Sanki balı yağa katar, Halka metaların satar, Yükü güherdür, Tuz değil. Evet, Yunus Emre döneminin, Türkçesinin bazı kelimeleri, Bu, Çağımızda, bugünümüzde, Bize biraz, Farklı geliyor belki ama, O dönemin, Şeker gibi cümleleri bunlar. Her bir kelime özel seçilmiş, son derece sade, anlaşılır cümleler. Bugün biz bu cümleleri söylendiği şekliyle anlamıyorsak kültürümüze yabancılaştığımızın bir nişanıdır, alametidir, sonucudur. Bir, ke bir kez gönül yıktınsa bu kulduğun namaz değil 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Evet, arifler nazarında gönül hakkın durağıdır. Hakkın tecelligahıdır. Gönül arşur rahmandır. Gönül beytullah'tır. Hakkın evidir. Öyle olunca gönlü yıkmak Kabe'yi yıkmak gibidir. Belki daha ötedir onlar nazarında. Onun için kimseyi incitmemek, kimseden incinmemek ariflerimizin hedefi haline gelmiştir. Incitme ve incinme denilince çoğu zaman gönül hatıra gelir. Gönül bir kristale benzetilir. Kırılırsa parçalarını tutturmak kolay değildir. Çizmemek lazım. Diken batırmamak lazım un ufak haline getirmemek lazım. Onun için bütün ehlullah, istisnasız bütün hak dostları gönlü incitmekten son derece sakınmışlardır. Hazret, eğer bir gönül yıkarsan diyor, bu kıldığın namaz değil. Yani buradan iki şey anlaşılabilir. Birincisi, eğer gönül yıkarsan, kıldığın Namazın ecrini de zayi edersin. Adeta amellerini sıfırlarsın. Ya da daha büyük bir suç işlediğin için günahın daha çok olur. Namazların bile seni kurtaramaz. Ama şöyle anlamak daha doğru sanki bu, bu mısra'yı. Eğer sen namazı gerçek anlamda kılarsan ey kardeşim, Asla bir gönül incitemesin, bir gönül yıkmasın der. Ayet-i kerimede Rabbimiz bu namaz insanı fuhşiyattan ve münkerden alıkoyar. Münker akl-ı selim'in ve şer-i şerif'in hoş görmediği her şeydir. Incitmek de, gönlü incitmek de çoğu zaman efendim münkerlerle olur. O bakımdan Hazret diyor ki: Madem ki sen gönül incitiyorsun, gönül yıkıyorsun, o zaman senin kıldığın namaz gerçek anlamda bir namaz değil. Namaz namazı namaz gibi kıl. Namazın hakkını ver, içini doldur. İçini doldur ki seni eğitsin, terbiye etsin, seni adam haline getirsin. Seni incitmeyecek, kimseyi incitmeyecek bir kıvama getirsin eline terbiye versin, diline terbiye versin, gözüne terbiye versin. Her şeyin namazla nezaket bulsun, letafet kazansın. Gönlü yıkmak, Kabe'yi yıkmakla eşdeğer görülmüş dedim. Hatta derler ki, Kabe Halil Halil İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bir binadır. Gönül ise doğrudan hakkın yaptığı bir binadır. Elbette gönlü incitmek daha büyük bir efendim suçtur, daha büyük bir günahtır denir. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yani sen diyor eğer böyle bir suç işlersen, gönül yıkarsan bütün insanlık bir araya gelse seni paklayamaz, seni tertemiz yapamaz. Sen gerçekten o zaman elin kirlenmiştir efendim. Bir şekilde yüreğin kirlenmiştir. Dilin kirlenmiştir. Her ne ile yıktıysa o gönlü kirlenmiştir. Yıktığın o vasıta, o vesile her neyse eee onun için bu konuya dikkat et der. Burada tabi ince bir nokta var. Buna da değinmek lazım aziz dinleyenlerim. O da şudur. Ben hiçbir gönlü yıkmayacağım diyerek insanların haramların haram işlemelerine göz yummak doğru değildir. Mesela bir yerde gıybet yapılıyor diyelim. Haksız yere biri çekiştiriliyor. Küçük görülüyor. Orada kıymet yapan kimselere arkadaşlar e, harama girmeyelim. E, dilimizi kardeşimizin kanına e, kanıyla kirletmeyelim adeta. Onun kıyabında o burada yokken kendini savunamaz durumdayken onun aleyhinde konuşmayalım diye bir çıkışta bulundunuz. İkazda bulundunuz. E, orada o gıybeti yapan kişi de incindi. Ben bunu incitmeyeceğim diyerek efendim böyle bir münkeri yani haramı günahı ortadan kaldırma adına müdahale etmeyecek miyiz? El cevap müdahale edeceğiz. Hakkın hatırı alidir denilmiştir. Yani orada Cenab-ı Hakkın bir emri çiğneniyor. Öyleyse Hakkın emrinin çiğnendiği yerde insan hakkı savunmalıdır. Elbette üsluba dikkat etmek gerekir. Belki en güzel üslubu yakalamak için çaba sarf etmek gerekir. İnsanları rencide etmeme adına en güzel ikaz yolu her ne ise onu bulmaya çalışmak gerekir. İnsanlar içerisinde kimseyi yüzü kızaracak şekilde küçük düşürmemek gerekir. Belki böyle bir durumda onu bir kenara davet edip ikaz etmek daha doğru bir davranış olabilir. Fakat böyle ikaz etmemize rağmen kırılıyorsa da, gönlü inciniyorsa da orada o incinme Hazreti Yunus'un bahsettiği incinme değildir, incitme değildir. Böyle ikazlarda bu nevi emri bil nuaruf ve nehyi anil münker yani iyiliği emretmek, kötülükten insanları alıkoymak için yapılan bu nevi ikazlar yapılmayacak olursa daha büyük bir günahın içine düşülmüş olur. Bu bakımdan hakkın emirlerini hatırlatma noktasında birileri bu hatırlatmadan güceniyor, inciniyorsa eğer bu üslubumuzdan kaynaklanıyorsa suç bizim. Ama yok onun muhtevasından, içeriğinden kaynaklanıyorsa, o kişinin zoruna gidiyorsa, Allah'ın ayetlerine kendisine hatırlatmak, haramdan vazgeç demek onun zoruna gidiyorsa, orada o kusura bakmayacak. Artık e, incinirse de, gücenirse de, e, onu yapan kişi suç işlemiş olmaz, yanlış yapmış olmaz, günaha düşmüş olmaz. Bu da son derece ince bir noktadır. Bazen böyle kimseyi incitmeyeyim, kimseye e, kimsenin gönlüne toz kondurmayayım diyerek her türlü yanlışa, günaha, masiyete bas sallamak, evet demek, orada sükut etmek bunlar da doğru şeyler değildir, yanlış şeylerdir. Diğer bir beyte geçiyoruz Yunus Emre'nin hikmetli sözlerinden. Erenler gelip geçtiler, dünyayı koyup göçtüler, ''Havaya avup uçtular, bular hümadur kazdeül.'' Diyor ki, ''Erenler, kemale erenler, hakka vasıl olanlar, gelip geçtiler, dünyayı koyup göçtüler. Nice hak dostu geldi ve gitti, geldi ve göçtü, öbür aleme intikal etti. Onlar diyor, havaya avup uçtular, onlar göklere yükseldiler.'' Bular hümadır kaz değil. Yani bunlar öyle bir mana kuşudur ki bunlar yükseklerde uçan o şerefli kuştur. Yoksa yerde suyun üstünde efendim bir şekilde ara ara uçan, çoğu zaman da yerde duran kaz gibi değildir bunlar. yüce Rabbimiz Kur'an azim şu anda muttakilerin Yüceliklerde olduğunu, illiyyin dediğimiz yüceliklerde bir şekilde e, mekan tuttuklarını ifade eder. Günahkarların da sitçin denilen zindanlara doğru yerin içindeki bir şekilde efendim hapishanelerde ruhlarının tutulduğu ifade edilir. Hadislerde de buna dikkat çekilir. Mümin ve muttaki insanın, veli insanın ruhu yükselir, yükselir, yükselir. Ona gök kapıları açılır. Bilemediğimiz şekilde âlâ illiyin denilen yüceliklerin yüceliğine bir şekilde yükselmiş olurlar. Cenab-ı Hak ayet kerimede Allah'ın ayetlerine karşı kibir gösterenlere, onlara karşı büyüklük taslayanlara, Allah'ın ayetlerini görmezden gelenlere, gök kapılarının açılmayacağını Yüce Rabbimiz beyan eder. Gök kapıları açılmayacak onlara der. Demek ki Allah'ın ayetlerine sarılan, onların gereğini yerine getiren ve böylece arınmış olan, günah yüklerinden iyice kurtulmuş olan kimseler de ötelere, o gök kapıları açıldıktan sonra o yüceliklere, manevi yüceliklere, mana semalarına, o melekut denilen o bizim bilemediğimiz ancak haber verilen o ulvi aleme misafir olurlar. İşte Hazret buna dikkat çekiyor. Erenler gelip geçtiler, dünyayı koyup göçtüler, havaya ağıp uçtular, bular humadur kaz değil. Can odur kim hakka ire, ayak odur yola gire. Er oldur alçakta dura, yüksekten bakan göz değil. Can odur kim hakka ere. Yani ben diyor ona can derim ki, ona gerçek anlamda bir e, varlık, insan, insani öz, insani varlık derim ki, hakka vasıl olabilsin. Yani Cenab-ı Hakk'a kalben vuslat sağlayabilsin. Allah'la buluşabilsin. Allah'la ünsiyet peydah edebilsin. Ben can diye buna derim diyor Hazreti. Yani insan esasen insan hakikatidir can. Kur'an'da daha çok nefs kelimesiyle ifade edilir ve Türkçemize can diye tercüme edilir. İnsan vefat ettiği zaman insandan ayrılan budur. O candır işte. Hazret diyor ki can olur kim hakka ere. Hakka vasıl olamayan cana can denmez diyor ona başka bir şey diyecek birazdan. Yunus onu yüceliklere aday görmeyecek. Hakikaten de öyledir. Kirli canlar, kirlenmiş canlar inkarla, şirkle, masiyetlerle kararmış canlar hakka vasıl olamazlar. Hakka vasıl olan canlar o kendilerinde nuraniyet oluşmuş, bir şekilde günah kirlerinden arınmış, hafiflemiş ve tertemiz olarak Rabbin huzuruna kabule layık hale gelmiş canlardır. Can odur kim hakka ere. Ayak odur yola gire. Diyor ki ben ayak diye diyor. O sırat-ı müstakime giren ayağa derim. Rabb'e doğru yolculuğa çıkan ayağa ben ayak derim. Yanlış yollara girmiş, şeytanın yollarına uymuş ya da oturup kalmış, yürümeye mecali kalmamış. Ben o ayağa ayak demem. Sırat-ı müstakim üzere yürüyebiliyorsa ve hatta koşabiliyorsa işte ayak diye ben ona derim diyor Hazreti. Alimlerimiz azaların şükrünü anlatırken uzuvlarımızın yani gözün şükrü, işte kulağın şükrü, dilin şükrü, elin şükrü, ayağın şükrünü anlatırken derler ki ne için yaratıldıysa yaratıldığı maksat uğruna kullanılması o uzvun o azanın şükrüdür derler. Aynen bunun gibi işte e, ayakta ayak da diyor Hazreti Yunus eğer yola girerse ki o yol Cenab-ı Hakk'ın vuslat yoludur, rızasının yoludur, sırat-ı müstakimdir Kur'an'daki ifadesiyle. Ayak bu yolda giderse, insan bu yolda yürürse ben o ayağa o zaman ayak derim. Eğer oldur alçakta tura, yüksekten bakan göz değil, diyor ki ben adam diye o kimseye derim ki tevazuyu elden bırakmaya alçak gönüllü ola. Yüksekten bakan göz değil, yani insanlara üstten bakan kibirli kendini beğenmiş, gurur gururu her yanı kaplamış. Etrafını istihkar ederek bakan kimse var ya, ona adam denmez diyor Hazreti. Ona adam denmez. Gerçekten bütün veliler, bütün arifler şu konuda ittifak etmişlerdir ki Allah kibirli kulunu huzuruna yaklaştırmaz. Gönlünde zerre kadar kibir olan kimsede velilik neşesi açılmaz. Velilik penceresi açılmaz. Salihlik penceresi açılmaz. Kibir böyle büyük bir suçtur adeta. Affedilmesi zordur. Cenab-ı Hak Kimde kibir varsa onun burnunu yere sürter. Sünnetullah budur. Öyle olunca bütün hak dostları tevazu üzere yürümüşlerdir yeryüzünde. Cenab-ı Hak has kullarından bahsederken de Rahman'ın kulları o kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ile vakarla yürürler buyurur. Yani yürüyüşleri farklıdır yürüyüşleri tevazu üzeredir. Ahmet El Rifai Hazretleri de şu üç kimse veli olamaz derken o üç saydığı üç vasıftan birini der ki kibirli kişi veli olamaz der. İstisnasız bütün veliler mütevazidir der. Konuyla ilgili şöyle bir hatıra anlatılır. Son dönemin büyük ariflerinden Sultanül Arif'in Adanalı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sürru Hazretleri 80'li yaşlara yaklaştığında kendileri Erenköy'de ikamet ederler ve orada namazları camide eda ederler. Zaman zaman da teravihler evde eda edilirdi. O günlerin zevkini, tadını anlatan bir büyüğümüz anlatıyor. Anadolu'dan birkaç kardeş diyor İstanbul'a gelmişti. Niyetleri ustazları Sami Efendi Hazretlerini görmek, duasını almak efendim bir şekilde gönüllerini üstatlarıyla teselli etmek için gelmişlerdi. Fakat geldikleri gün muhterem müstaz biraz rahatsızdı. Rahatsızlığı da alırca olduğundan namaza çıkamamışlardı ve bu Anadolu'dan gelen misafirler de görme bahtiyarlığına erememişlerdi. Üzüldüler tabii. Üstadlarını görememenin üz üzüntüsü yüzlerinde belli beliriyordu. Üstazın hizmetinde bulunan damadı e, Ömer Kirazoğlu beyefendi misafirlere der ki kardeşler şöyle avluda balkonun altında durursanız ben kendilerinden istirhamda bulunayım. Hiç olmazsa pencereden sizle selamlasınlar e, buyurur. Onlar avluya geçerler ve Balkonun altında beklemektedirler. Ömer Efendi muhterem Sami Efendi Hazretlerinin huzuruna gelir. Ve der ki efendim Anadolu'nun falan bölgelerinden kardeşler gelmişler. Sizi ziyaret etmek istemişlerdi ama siz namaza çıkamayınca e, göremediler, mahzun da oldular. Şöyle pencerenin altında şu an kendileri. E, pencereyi açsak da... Siz kendileriyle bir selamlasanız yukarıdan da olsa şöyle bir sizi görseler uzaktan da olsa deyince e, Hazret buyurur ki evladım Ömer ben bugüne kadar hiçbir kardeşime üstten bakmadım der. O zaman giydirin inşallah paltomuzu da getirin kendilerinin yanına inelim kardeşlerimizle musafahlaşalım, selamlaşalım, kucaklaşalım buyururlar. Hakikaten aşağıya kadar inerler ve gelen misafirleriyle musafa ederler, göz göze gelirler, gönül gönüle alışverişte bulunurlar. Şimdi burada dikkat çeken husus şudur bakınız. Zahiren o 70-80 yaşlarındaki bir büyüğün hasta halinde pencereden elini sallayıvermesi, onlara hoş geldiniz evlatlar demesi yeterken, Hazretteki tevazu demek ki o derece ileri ki, ben bugüne kadar hiçbir kardeşime zahiren de olsa üstten bakmadım e, diyerek öyle bir ince edebi gözetiyorlar. İşte Yunus Emre'nin şu cümlesi de tam bu fotoğrafı veriyor sanki. Er oldur alçakta dura, yüksekten bakan göz değil. Yani eğer diyor, er tevazu satında durursa, mütevazi olursa er olur. Yoksa yüksekten bakan, insanları küçük gören, onları hor gören göz esasen göz değil diyor. Yani o göz insan gözü değil daha doğrusu. Olgunlaşmış kamilin gözü o değil. O ham insanın gözü. Henüz daha olgunlaşmamış insanın gözü. Münkir ile müddeiyi sayma bu koyanı git ahura tak buları her kim ki aşık bazı değil Der ki, bu hakikat yolunu inkar eden, hakkı inkar eden, bir şekilde kendi cüz'if bilgilerini, kendi aklını büyük görerek ham sofuluk, ham softalık yapan yani e, alim geçinen, e, kendince her şeyi bildiğini sayarak başka kimseyi saymayan o münkir ve mütte var ya bunu diyor çeyrek adam bile sayma. Bu adamlık bu değil. Git ahura tak buları her kim ki aşık baz değil. Diyor ki böylelerine git diyor ahıra bağla. Ee, çünkü hak aşığı olamamıştır. Hak aşığı olamayan, gönlünü hakka bağlayamayan, muhabbeti layıkına tam tevcih edemeyen, yönlendiremeyen, yani sevgiden nasipsiz, irfandan nasipsiz olan kimse insan değildir diyor adeta. Bunları diyor git ahura tat bunları. Bunları bağla oraya diyor. ahura bağla. Yani sıradan canlı bunlar demek istiyor. Gerçekten birçok e, ehlullah birçok arifimizde muhabbetten yana nasibi olmayan Efendim, irfandan, marifetten yana, efendim kısmeti neredeyse kapalı olan kimseleri bu anlamda insan kıvamında saymama şeyi vardır, efendim bakış açısı vardır. Yunus emrede de dikkat edilirse, efendim böyle bir bakış açısı var. Bu tabi ayetlerden çıkarılan bir sonuçtur aynı zamanda. Nitekim Cenab-ı Hak işte gözleri olup da görmeyen, bir şekilde kalpleri olup da anlamayan, dilleriyle hakikati söylemeyen kimseleri Cenab-ı Hak da dört ayaklı hayvanlara benzetir. Ve hatta der onlar daha da sapıktır. Bu bu tip insanlar daha da sapıktır, daha da aşağıdır. Ee, i̇şte Hazretler de aynı şeyi farklı ifadelerle söylüyorlar. Münkir ile müddeiyi sayma bu buçuğa koyanı git ahura tak buları her kim ki aşık boğaz değil. Toğru, toğru yola gittin ise er eteğin tuttun ise bir hayırda ittin ise birine bindür az değil. Diyor ki ey kardeş eğer dost doğru yolda gidiyorsan istikamet üzereysen Kur'an ve sünnet caddesinde yürüyorsan bir de er eteğin tuttunsa bir de arif bir kılavuzun varsa senin bir mürşidin varsa senin seni hakka erdirecek ermişin varsa senin o zaman bir de bir hayır da ettin ise sadece bununla yetinmiyor aynı zamanda hayırlı işlere de koşturuyorsan bir şekilde amel defterini hayırlarla doldurmak istiyor, ahiret azığına bir şeyler asmak istiyorsan, böyle bir gayretin de içindeysen, o zaman diyor birine bindür az değil. Sen bir yaparsan Allah onu binle çoğaltır. Çünkü sırat-ı müstakim üzere giden ve bir şekilde ihlası elde eden kulların azı Cenab-ı Hakk'ın katında çok olur. Muhammed Esad Erbil'e Kutsesi ruh da bir şiirinde, bir şiirinin mısrasında der ki, Oldunsa vakıf aczine edna amel bir dağ olur. Der ki sen gerçekten hiçliğinin farkına vardıysan der Muhammed Esad Erbil Hazretleri. Sen kulluğunun farkına vardıysan, kulluktaki o efendim tevazu sende tam oturduysa, o zaman en küçük amel Allah katında dağ gibi mukabele görür ecri fazla olur. Kimilerinin dağ gibi görünen amelleri hiçbir ağırlığı olmaz. ilahi terazide, gök terazisinde, ötelerin terazisinde hiçbir ağırlığı olmaz. Kimilerinin de çok az ve küçük gibi görülen nice nice amelleri o ihlasları ve niyetlerinin güzelliği sayesinde Cenab-ı Hakk'ın katında dağlar gibi mükafatla karşılaştırılır, karşılanır. Yunus bu sözleri çatar sanki balı yağa katar. Halka metalarını satar. Yükü güherdür tuz değil. Diyor ki Yunus'un bu sözlerini diyor. Sıradan sözler sanma. Balı yağa katmak gibi sözlerdir bunlar. Yunus'un yükü cevher doludur diyor tuz değil. Yani şu sözlerin her biri cevher değerindedir. Kıymetini bilene, anlayana. Zaten söz de esasen anlayana söylenir. Bu zatlar da cevherlerini nadanlara satmak istemezler, vermek istemezler. Cenab-ı Hak bu cevher kıymetindeki hikmetli sözlerden gereği gibi istifade etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Efendim Yunus Emre gibi ariflerimizin hikmet sofralarından daimi beslenmeyi Yüce Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.